Selamlar, merhabalar. Hemen şuradan ayarlarımızı yapalım. 4 ruh Tiana mevzusunu deneyebiliriz hemen. Hemen hazır suikastçı hali gelmişken. Onun dışında atak speed buna lazım olur büyük ihtimalle. O yüzden. Ama şimdilik Garen dursun diye düşünebiliriz. Satar alırız üzerinden. Ben bunu tıkladım dostlar. Böyle bir build vardı. Ben bunu deneyeceğim. Atak speed de geldi. Zeke meke yapabiliriz. Veya Hextech Gunblade yapılıyor mu hala bilmiyorum. Tamam, emin değilim. Buradaki her şeyi satsak olmuyor değil mi? Zed de geldi. Ben BF'i buna veriyorum. Onun dışında 10 golda çıkmamız lazım. Brand'i ikileyim mi? Hadi ikiledim seni de. TF'i de ikileyim mi? 3, 4, 5, 6, 8. Yenersek şöyle satsam. Diana'yı bıraksam. Yenemeyiz ama. Galiba. Yener mi? Yeneriz. Oo, yendik. Zed'le işimiz var mı? Bak ben mesela hiçbir fikrim yok Zed'le işimiz olup olmadığı ile ilgili. 4 Spirit, Zed veya Diana, ama birinden birini oynuyorlar değil mi? İkisini birden oynayamazlar. Evet evet. Bence şu an Diana kir yani. Selim Çobanoğlu. Oy. Selim Çobanoğlu 80 yıldız atmış geldi demiş. Hoş geldin Selim. Teşekkür ederim 80 yıldız geçtiğin için. 2 Spirit, 2 suikastçıyız şu an. Kesin ve kesin 20 golda çıkıyoruz zaten. Mesela Kindred'a gidip Zeke kadeh tarzı şeyler verip yanına da Diana, işte bir tane daha Asas Akali Makali koyup öyle de oynayabiliriz abi. Executioner çok OP duruyor. Yani Kyle Carry zaten herhalde metada olur her zaman ya. Öyle duruyor en azından. Güzel, burayı kazandık. 30 gold faizimizi yedik. Bir önceki fight'ı kazansaydık şu an 4 win streak 100 canda gidiyor olabilirdik. Biz bu build'de slow roll atıyor muyuz? Atıyorsak kaç level'da atıyoruz? Bence 5 level'da slow roll'ü atıp Diana'yı 3'leyip sonra level'a yine gidip klasik Yasuo carry yapıyormuşsun gibi düşünebiliriz belki. Eldiven gelmesi iyi mi? Çok iyi değil gibi. Zırh okey. Titan yapılabilir. Belt. Belki. Hadi buna Titan diyelim. Burayla ilgili bir şey yapmayalım. Dur. Şöyle bir bakayım tekrar. 6 suikastçıya gidebiliriz. Kindred. Yani her şey oynanabilir gibi ya. Yanına açılabilecek çok şey var gibi sanki. Bu arada Diana daha level 3 şey level 2 hali ve tek eşyalı haliyle gereğinden fazla iş yapıyor sanki. Evet evet evet, bu çarın level 2'si niye bu kadar güçlü? Yok. İleriye 2 olması biraz kötü sanki ama ya. Çok erken bir yatırım olur o yani. Ya da şöyle yapabiliriz. Bunu buna veririz. Orayı, o da dursun kafasında. Bize şu anda dediğim gibi Diana lazım. Katarina'nın olması daha mı iyi? Şunu sattım. Yumi cana, level 2 cana, level 2 Yumi. Teemo artı kaç, level 6? 7'de bayağı güçlü oluyoruz biz galiba. Galiba biz 7 level'da bayağı güçlü oluyoruz. Diana'yı 7'de mi arasam diye düşündüm de çok aşağıya düşer sanki. En son bu çocuk yenmişti bizi. Wukong niye böyle? Kaçırdığımız bir şey mi var? Atak speed'i alıp Runaan ya da Guinzo, ikisinden birini yapacağım. Diana'nın son eşyasını. Özellikle Runaan. Birden fazla çara vurma mevzusunu yapmak istiyorum. Biraz hata mı yapıyorum acaba sanki? Bu ne? Oydı. Bu ne? Bunu bir şampiyon üstünde kullan. Oha, iki tane hileli zar verdi. Böyle bir şey mümkün mü? TG verdim. TG vermeyeceğim de ne yapacağım? O iki tane hileli zar verdi. Ben şimdi iki hileli zarı buraya fırlatsam. Hem Yumi'leri bulurum, hem Diana'ları bulurum. Spirit çarlar zaten çok az. Yapayım mı böyle bir şey? Hemen şu anda üçleriz mesela. Oradan snowball level alsak. Oğlum ilk defa çift hileli zar görüyorum. Çok fena yapasım geldi. Biliyordum böyle olacağını. Selam. Level lazım. 8 level mi olmam lazım? İreliye'yi say... İreliye'yi... Ananı sikeyim.
Tamam ya. Bu ne oğlum? Hilelizar ne? Abi bunları nasıl dengeleyecekler acaba? Neyse neyse. Herkese mi verdi acaba? Mesela herkese mi ikişer tane Hilelizar verdi? Anlamadım ki. Peki 6 suikastçı mı? %100 krit. Oha! 6 suikastçının hasarı falan bayağı artıyormuş. Hop. Varmok. Aaa RFC. Bilmiyorum Varmok'u üzerine koyacağım çar yok ki. Ne yapacağım? İreli'ye de TG ile fullediğimiz için şu an bu çarı hiçbir şey veremiyorum yani. Güzel. Adamı kindirdi, paket oldu zaten direkt. Bir şey diyeyim, bu bayağı güçlü ya. Şansımızı Assassin Diana geldi, üstüne bir de zarları da kullandık. Direkt bitti oyun. Runa'nın nerf'ü var mı? %80, %100'dü, %90, %80'e çekmişler. Tamam. O zaman çok da mantıklı değil. Aa yine Divine çocuk yendi beni. Yine Divine çocuk mu yendi beni? Tüh. Yenemedi. Oo götünü siktim. E yani. Zaten yani yine Diana mı kesiyordu ya? Adamın Wukong'u benim Diana'ya kilitlenmiş füze gibi ya. Bak şu anki bu buff'ların hiçbirini bozmayacağız. Bu çarların hepsi duracak. 8 level'da buraya ben ne gireceğim? Jana gireceğim mistik açılsın diye. Shen bulduğumda Jana yerine Shen'i gireceğim. Mistiğim bozulmasın aynı zamanda frontline'ım olsun diye. 9 level'da da Yone gireceğim. 3 tane üstad açılsın diye. Sistem kafamda kurduğum sistem bu. Onun dışında bir şey yapmaya gerek var mı? Bence yok. Şimdi benim Varmok mu yoksa Zizirot artı gün ateşi tarzı bir şey mi diyeceğim. Bu eşyalar tam anlamıyla çöp. Ben buraya şimdilik Jana'ya şöyle yapıyorum hatta. Varmok veriyorum. Yani Frozen Heart da mantıklı gelmiyor da. Ne vereyim? Bir titan daha mı vereyim? Çok kötü ya. Neyse Frozen Heart vereceğim ya herhalde. Bir yerde işimize yarayabilir yani milleti slowlamak. Pipe 3'ü var elemanın. Ama yendik rahat bir şekilde. Şöyle bir bakıyorum, satacağım, alacağım hiçbir şey yok. Direkt olarak 9'a gitmeyi denemek çok mu mantıksız olur? Birazcık D'ye bassak daha mı iyi? Onu düşünüyorum. Sanki direkt 9'a gitmek iyi gibi. Zaten düzenleme yapacağız 9 level'da. Yani şu an ne Akali'nin vurduğu hasar 1 level, itemsiz Akali asası açık olsa ne, olmasa ne, anlatabiliyor muyum? Yine buglandık. Ama yendik mi? Evet. Bu birinci arkadaşımızdı. Kata 3'ü tabii fark yarattı. Mesela şöyle bir şey şu an için yapabiliriz. Bu taşır yani bunu. Veya belki ireliye çıkarırız. Bilsin gideriz. Şu anda 2 legendary'lik yerim var benim. İlla yani illa Yone adept olmak zorunda değil ama bence mantıklı 3 adepte çıkmak. Bizim spiritler açılana patlayana kadar vakit kazanmış oluyoruz sonuç olarak. 4 saniye mi yiyor yine? Evet 4 saniyede bırakmışlar onu. Bayağı zor yani. Aa yok. Güzel, üçüncü oldun. Helal olsun Mece Çavuş. Gelen ilk çuzuna tıkladım ve oynadık yani. Çok güçlü gördüğünüz gibi. 4 ruh 4 suikastçı. Zaten bunu PB'de karşımda bir kere oynamışlardı. Direkt yok ediyordu böyle tak tak. Pat pat. O yüzden ben de direkt aklıma geldiği gibi yaptım. Şöyle yapacağım. Gördüğünüz gibi. Amacımız 3 adepti. Bence gayet de mantıklı ve güzel oldu. Varmok da Yone'ye çok güzel uyuyor. Çünkü biliyorsunuz ki canının %50'si kadar kalkan alıyor Yone. Gösteremedim bir türlü. %50 kadar. Total canını %50 kadar. Yani total canını ne kadar arttırırsanız fight başında aldı kalkan o kadar fazla oluyor abi. Evet. Bu arkadaşımızı yavaş yavaş yeneceğiz gibi duruyor. Tabi Zeke mi lazım bize? Kadeh mi? Zeke bence bayağı güzel olur. Zillion girilebilir mesela Shen yerine. GA kaldırmak istiyorsanız set 2 girebilirsiniz. Bir sürü seçeneğiniz var.
Ama tabii ben şu anda setemete bulaşmayacağım. Bu arkadaşımızı yavaş yavaş yeniyoruz ki onun da çok yapabileceği bir şey yok sanki. Benim board'um biraz fazla güçlü gibi. Şu iki olursa ama Shen yerine girer miyim bilmiyorum. Ya zaten bitti gibi. 9 seviyeye çıktı o da. Sivir, Nautilus, Kyle, Nidalee, Set. Talon zaten orada. Gözümden bir şey kaçırmadan aratayım. Oyun bitecek çünkü. Timo'nun üçlenesi var ha. Timo'nun bir üçlenesi var belli. Bir Timo daha gelse 3 Kindred, 3 tane Irelia. Daha böyle altın bir board yapmak isterdim diyeceğim. Oo, adam bizi yendi mi? Evet, adam bizi yendi biliyor musunuz? Çözümümüz var mı? Bence var. Bakalım kaç canımız kaldı. Şimdi 32 canım var, onun 37. Stage'imiz bir sonraki stage'e geçiyoruz. Ion geldi, Hoj geldi. Ona Hoj Kata'ya koyabilse çok güzel olurdu ama Trindamere'e koyacak büyük ihtimalle. 6 cengaver, 4 suikastçıya çıktı. Bu sayede biz Katarina'sı var ve Katarina'sı level 3. Biz bu arkadaşımızı yenemeye de biliriz. Şimdi bizim bu noktada düşünmemiz gereken şey... Biz bu adamı yeneceksek neye dikkat etmeliyiz? Level 2 Zillion girebilirim. O zaman Irelia'ya çıkıp Ulvi Adept'i komple salıp oynayabiliriz. Birazcık paramız var. 2 tur hakkımız var en azından. Full yenilecek bile olsak 2 tur hakkımız var. Öyle düşünün. Bu kullanılabilir. Mesela Swain 2 de kullanılabilir de. Bence işin içinden Irelia çıkmalı. Ciddiyim. Şu yapılabilir. Ki gayet güzel geldi. Jay ve Morello geldi. Çok güzel. Şöyle yapalım. Uzakta kalsın olabildiğince. Ne yaptık böylelikle? Swain 2 girdik ama level aldığı için eşyalara gitmiş. Hextech Gunblade gelmiş. Çok da kötü değil. Belki şöyle şey açabilirim. Neydi bu? Sömürücü müydü? Evet, sömürücü açıp lifesteal... Yo, bayağı ağır yeniyor bu adam beni. Niye böyle oldu? Ben kaçırdım orayı. 6 canım kaldı. Bir hakkımız var. Adamın katasını durduramıyoruz şu anda. Biraz daha seri diyeceğim. Şunu salmışlanmıyor. Neden böyle oldu? Bence yapmamız gereken şey... Bu tarz bir şeyle deneyelim bakalım şansımızı. Kata bunu atlayıp bununla oyalanırken Diana da arkada birilerini kessin kafasında düşündüm de. Oyalanacak mı? Aslında Warmog'da çivilisi var üzerinde. Oyalanıyor da olması lazım. Olmuyor mu yine? Yok, bu sefer oldu bak düşündüğüm gibi. Çok riskli ama en ufak hatamızda oyunu kaybedeceğiz. Çok çok riskli. Şu o trap glove ama adam çift trap glove geldi ama. Başka ne yapabilirim ki ben? Spirit'i bozamam. Bu burada durabilir. Bu buna uzak kalmalı. Bu ölebilir bu sefer. Alıttım arkayı. Bunu öne aldım. Bu frontline tank oldu. Evet. Çok riskli. Kimin ilk nereye... Abi Kata çok kötü yerde dönecek. Kata çok kötü yerde dönecek. Yok, kaybettik. Ah! Öldürüyordu! J'den kalktı. Kalkıp bunları öldürebilir. Yok. Öldürüyor mu? Hadi hadi! Yapma CC! Abi, abi. Kata ölme... Ah, Kata bu kadar candan. Ulti açıp hayata tutundu ya. Neyse, şuradan biz eşyamıza yürüyelim. Belt, zırh nerede ha? Dediğim gibi abi, zırhlara yürüyorum bundan sonra. Çok erken bir Darius geldi dostlar. Keskin nişancı Nidalee'yi de şahsen almayı asla düşünmüyorum.
Rakan'ı kesin alıyoruz. Rakan kesin. İşte aha ganimet çarşıda oyun. Bu ne abi? Oyun dümdüz ganimet çarşıda. Ben bunu oynamak zorundayım. Şu eniye bir gün ateşi sallasan. Ananı sikeyim. Aa iyi bari. Dövüşçü çözülmüş. Ganimetçi çözün zannettim. Dedim birisi daha oynarsa bu iş yatar. O zaman bizim bunlarla işimiz var mı? Ben XP aldım. Ben bunu almıyorum. Ben bunu almıyorum. Kaybedebilir miyim lütfen? Teşekkürler. Loot streak yapmak istiyorum. Döneriz sonra. Güzel güzel. 6 ganimetçiyle güzel bir oyun yapılır bence. Furkancığım 6 ganimetçi, ganimetçi chosen gelmediği takdirde oynanamıyor hiçbir şekilde. O yüzden oyunda çünkü 5 tane ganimetçi var. Chosen yani seçilmişi gelmesi lazım. O gelirse dediğin gibi evet 6 ganimetçi oynayabiliriz ama bizim şu anda ganimetçi chosen kesin gelecek kafasıyla değil de 3 ganimetçiyle ne yapabiliriz düşünerek oynamamız gerekiyor. Ben şu anda kazanmaya geçebilirim belte alırsam. Veya Katarina'ya eşya bakabiliriz. Katarina'ya eşya bakacağız dersek Negatron almam lazım. Civasını koymam lazım. Bence Katarina'ya eşya bakalım biz. Belt düşerse zaten gider. Eni'ye koyarız ki zaten şu an kazanmak istemiyorum. Eni üçleyeceğiz mi mesela? Üçleyebiliriz gerçi. Chosen Eni Fortune falan gelebilir. Evet evet. Oha %55 şanslı. Hatta gelebilir. Şu anda gelebilir yani. 6 level'da galiba %60'a 40 oluyordu. 6 level'da daha da fena gelebilir. Katarina'nın gelebilir. Kata gelebilir. Ama Jarvan bir yandan da Warlord açma ihtimalimizi ve Keeper'ı... Ama Rakan'la çıkması lazım ki. Jarvan'ı tutup... Zaten satmayacağım şu anda. Katarina'ya bir 3 Warlord falan tıklatsak... Aha yeniyor muyum? Yenmeyeyim. Yenmeyeyim. Tamam yenmedim. Ama ağır yeniliyorum ya. 6-6 yiyorum. 76'ya düşeceğim galiba. Evet. Mage switchlenir. Yani evet bozdurduktan sonra ben de onu düşündüm. Aurelion oynayabilirim. Mage çevirmem de var. Darius mu kata mı itemlemek daha iyi olur? Yani Darius'un level 2 ise ve ona uygun eşyalarım varsa onu. Ama benim şu anda pek Darius'luk bir eşyam olduğunu düşünmüyorum. Darius'a çünkü spell crit falan veriyorlar. Bak adamda chip frozen art var. Hadi birazcık kill alalım. Güzel dönüyor. En azından demin yani çok daha ağır demin çiyebilirdik. Güzel oldu birazcık kill alabildik. Sejuani alabilirim. Ama dediğim gibi Fortune Chosen'ı yokken çok bir anlamı yok bence. Bence şu an eldiven almak mantıklı. Çünkü Hoj çok fazla yönlü bir eşya yani. Biz birçok çara koyabiliyorsunuz. Bunu nasıl? Şöyle kullanabilirim sanırım. Değişik bir Chosen. Win alıp burada at. Yani mesela Civa, Hoj ve RFC mesela iki atak speed toplayıp bunun üzerine dönülebilir mi acaba? Onu düşünüyorum şu an. Dönülebilir gibi hissettirdi. Oyun bana Darius 2'm de var. Pyke'm da var. 4 biçici oldum bile. 6 slayer kazanıyorum bu arada hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok yani. 8 lustik olduk. Şu anda sanki bu fight bozdurmamız gerekiyor ama. Eğer buna döneceksek. Bence böyle kazanabilirim ya. Ganimetçiyi bozmadım. Kata zaten 2'ye gitmiyor. Bunu yapmalıyım. Mantıklı olan bu. 2 tane attack speed toplamaya çalışırız. Magnetic Remover'ı başka bir zaman başka bir yerde kullanırım. 2 level şu anda biraz problem olur ama. Atak... Ha damage gelmiş. Güzel. Damage gelmesi güzel. Shyvana'ya dönmemiz gerekecek ama her türlü diyeceğim. Yendik evet. Bozdurduk. 8 Lustrik'i bozdurduk. İnşallah. Değil mi? Lütfen saçmalama. Lütfen. Tek atıyor olman lazım senin ona. Okey bozdurduk. Çok iyi. Bozdurmamız çok iyi. Çok erken olduğu için bunu kesin giriyorum. Holy shit motherfucker oldu oyun. Tamam atak speed'i de geldi. Yone bu ne? Ananı sikeyim ya. Abi bir atak speed daha yok mu? Yok. İşte burada beynim duruyor benim. Bunu ver. Zeka geldi. Çok iyi şeyler geldi. Bize buradan bir şey lazım mı?
Yok. Yone'yi kullanacağım. Oğlum ben ne yapacağım ya? Ganimetçiyi bozacağım. Konuşamıyorum. Garen ne yapıyor? Garen bir sike arıyor musun sen? Dur, zekeyi yapamadım. Bu ne oğlum? Çift Frozen Heart'lı Pike falan mı yapsak acaba? Troll. Akali var mı burada? Akali yok değil mi? Baba, Kyle mı oynasa? Ama Kyle'ın Winzo'su bile yok. Kyle Winzo olmadan çok zor. Bir ayar çekeceğiz gibi de. Nasıl bir ayar? Bence Zed'i salıp 8 level Kyle'a geçmeye çalışabilirim. Yani Lee Sin de var, bu da var. Evet evet. Ben Kyle'a geçmeye çalışacağım. Kazandın mı bir de? Lol. Ben Kyle'a geçmeye çalışacağım dostlar. Kötü değil Kyle için de güzel. Oo oo oo. Oo Kyle'a geçtik ki şu anda. Bunu buna mı vereyim? Vereyim ya. Kyle'da güzel olur. Buna attack speed verelim. Aşağılardayım zaten. Bulurum büyük ihtimalle. Bu şimdilik bunda dursun. En kötü magnetic remover yapacağız ya. Alırız yani üzerinden. Sıkıntı değil. En kötü ihtimalle. Bu kenara mı aldım ben bunu? Damage yememeliyim. Lee Sin de girmeli. Şu gitmeli. 8 level. Şimdi hallediyorum. Evet evet. Şu gitti. Şu kesin girdi ya. Bu peki gidiyor mu acaba? Divine açık olmalı. Tabi neyse. Şu an spirit açamayacağız gibi duruyor. Yarramiye ya. Bu ne biçim bir iş amına koyayım. Ulvi mi? Ulvi mi geldin cidden? Ulvi değil de üstad geleydin ya. Ulvi iş yapar mı? Yapar aslında. 4 Ulvi'ye çıkarıyor da bizi. Yok ya, daha güzel, çok taşaklı bir çözüm de bulabilirim. Bence öyle yapmalıyız. Bu ne? Herif resmen Tahm Kench 3 yüzünden yenecek beni, biliyor musunuz? Yenecek bence, herkesi kesecek. Ya da yo Yumi. Evet, evet yok, kesemeyecek. Ben bu ileriyi almayacağım ya. Kyle Chosen gelebilir, Kindred Chosen gelebilir, İnfazcı Chosen gelebilir. Cık. Üstad olsaydı kesin alırdım da. Ulvi olduğu için almıyorum. Spatula ile BF olsa, spatula alsam artı bir ünit daha. Alıyorum zaten her türlü. Tamam, spatula alıyorum artı bir ünit için. Artı bir ünit benim şu an çok işime yarar. Selamlar Leo, aleykümselam Mehmet, hoş geldin. Ha sikiyim, bu da mistik geldi yala. Bu da mistik geldi. O zaman 4 mistik mi oynuyoruz? 4 mistik oynayalım. Ne diyeyim? Yani bence bu tıklanır. Kyle 2 olmalı. 9'da Morgana 2 girebilirim. Şuradan Jax yerine de Nasus bulabilirsek eğer. 2 sömürücü de açıp birazcık da oradan lifesteal alabilirim. Morgana'dan da Dazzler ve büyü direnci kırma alırız. Çok fazla şey yapabiliyoruz ya. Level 1 çarlarla oynuyor bu arada. Kindred level 1, Irelia level 1, Kyle level 1, Jax level 1. Zillion level 1, Yone level 1, level 3, level 3 adamın şeyi. Level 3. Adam level 3 yani, level 3 Shyvana ile geldi karşıma. Ben şimdi ne yapayım bu adama? Tamam, bu lobide 4 misliğe gerek yok. Shen'i salıyoruz ama yedek Shen'i bırakmadık tabi. İyi bok yedik, ne yapacağız? Attack speed, Guinzo, Rod, amına koyduğumun oyunu. Giant Slayer mi oynuyoruz gerçekten? Dostlar bu gidiyor yani, şu an yapabileceğim bir şey yok. Giant Slayer ile oynayacağız bu arada. Aydın. Kadim. Şunun için bu arada bu. Şöhretli, Olaf, Biçici. Bu ne? Giremiyorum galiba. Bakalım hayırlısı. 9'a gidip bunu girmem lazım. Şunlar 2 olmuyor. Hiçbiri 2 olmuyor. Hepsi bak 1, 2, 3, 4, 5 tane çardan bahsediyoruz. Üzücü bence. Ulti açabileceğim mi? Yok, yarrağı yedik. Yarrağı yedik. Şu an yarrağı yedik. Belli yani yarrağı yediğimiz. Çok belli hem de. Çok belli. Level 1 çarlarla kimseyi kesemeyiz abi. Böyle olmaması lazım. Hepsini kesecek mi? Hadi. Hadi başarabilirsin. Belli başarabilirsin. Let's go bro. Let's go. Doğru tercih. Doğru tercih. Ondan aldığımız eşyayı daha iyi kullanamazdık. Shen geldi, tamam. Nereye giriyor? Şimdi Zillion'dan mı vazgeçiyoruz?
Atak speed'den mi? Adept için. Kyle, Irelia. Adept. Adept için geçilir mi bas? Geçilir ya. 3 adept iyidir ya. Zillion. Frontline lazım. Level 2 Zillion'ı bildiğin saldım abi. 9'a gitmem lazım. Bence frontline önemli. Adam level 3. Sniper Faruk. Kaltist. Kaltist şov yapmaya gelmiş. Kaltist şov yapmaya gelmiş. Ne yapacağız? Başımız belada galiba. Yapamadı ama. Yapamadı abi. 10k vurdum. Giant Slayer. Giant Slayer'ın gücünü gösterdik onlara. Vermesen de artık. 9'a gitmem lazım diyorum. Morgana girmem lazım diyorum. Bir tane Nasus ver oyun. Oo bakalım bakalım. Sıkıntılı adamlar var. Yine Faruk bize kaltist dersi vermeye geldi. Bakalım neler yapacağız. Başarabilir mi? Başarıyor. Başaramıyor. Çift zeke çok iyi ya. Çift zeke aşırı iyi abi. Niko falan da olur. Haydi bakalım. Basıyorum level'ı aratıyorum chat. 18 canımız var. Nasus kaçırmayalım gözden. Yapma reis yanarız. Swain de olabilir belki bilmiyorum. Reis neler diyorsun ya? Bir şey verecek misin bugün? Ölelim biz. Oğlum Yone, Shen evet. 12'leniyor oğlum kenarda neler oluyor ya? Nasus geçiyor muyum lan? Abi lütfen çok ağır yenecek saçma sapan birine gitmeyeyim. Ne oluyor? Tamam yendin. Geldi tamam. Sakiniz. Hallettik. Çok önemliydi. Çok iyi oldu. Ben Chosen görecek miyim ya bugün? Bunu değil tabii ki de. Çağrıcı bir de yani mistik bile değil. Ha şöyle sayfalar göster ya. Ay kafaları yiyeceğim. Oğlum Chosen'sız oyun bitiyor. Ne oluyor ya? Vallahi bu board yenmiyorsa ne yener bilmiyorum. Dediğim gibi. Her zaman gibi söylüyorum abi. Bu board yenmiyorsa kim ne yensin ben de bilmiyorum. Ha bu çocuk geldi. Bu amcı koşafı geldi arkadaşlar. Uf kikide yedi ağzını ama. Yok oldu amına koyayım herif. Hayatı iflaha kaydı. Ne? Siktir git. Adam ol. Bu eşyalarla Swain 4 sömürücü oluyoruz. Ne yapıyor 4 sömürücü? Takıma %25 ekstra lifesteal, kendisine %100. Trollüyorum. Hazır mıyız? Trollü koyuyorum. Koydum abi trollü. Bence bayağı iyi oldu ama hadi bakalım. Yani Ulvi'yi şaman... Ya Yone de yok ediyordu da bence Swain o eşyalarla aynı etkiyi yaratır, fazlasını bile yaratabilir. Hani böyle sona kalıp hiç ölmeyecekmiş gibi geldi o eşyalarla. Abi skunet alan yok. Tövbeler olsun. Kardeş skunet niye almadınız? Şuraya ne yediririz, nereden yediririz? Şuradan falan. Böyle yediririz hepsi yedi amına koyayım. Oh oh dışarı gönder onu. Helal helal. Swain bokunu çıkardı ya. Bu gitti. Öbürü de gitmiş olması lazım. Swain ölmez. GG. Evet evet YouTube diyorum. Amcıklar diyorum like atın diyorum. Çabuk. Hemen. Set 4.5.